İyi akşamlar herkese. Tercih dönemi geldi çattı. Tüm adaylarımız, tüm ailelerimiz şu anda telaşlı bir dönemdeler. Biz de bu sene öğrencilerimizin üniversite seçerken kendilerine neleri sormalılar sorularına cevap bulmaları adına bugün Profesör Doktor Selçuk Şirin'i konuk alacağız. Hocam merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok iyiyim, heyecanlıyım. Bu sene mezunlarla ilk canlı buluşmamız oluyordu. İnşallah verimli geçer. Hocam biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayan izleyicilerimiz olabilir. Kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben kendimi tanıtırken hep kökeninden başlıyorum, nereden geldiğinden. Ben Karslıyım, köy çocuğuyum. Bilenler hep oraya vurgu yaptığımın nedenlerini de biliyor. Ondan sonra ODTÜ'de okudum. 5 yıl bankacılık yaptım. Ankara'yı çok iyi bilirim. Ankara'da Ziraat Bankası'nda bankacılık okulu mezunuyum aynı zamanda. Sonra Amerika'ya gittim. Orada master, doktora derken Amerika'da kaldım. Orada New York Üniversitesi'nde davranış bilimi ve istatistik dersleri veriyorum. Yaklaşık yani epey 25 yıldır oradayım. Yani, oldu epey. Hocam ne güzel, ne mutlu. Ben hani okuyorum sizi. Hep diyorum ki yani hem çocukların dostusunuz hem gençlerin dostusunuz. Yani o kadar kıymetlisiniz ki bizim için. Bu yayını da bizimle yaptığınız için ekstra çok teşekkür ediyoruz. Hocam TOBB Üniversitesi olarak bizde 3 dönem eğitim var. Bizde ortak eğitim modeli diye izlediğimiz bir sistem var. Bu sistemle biz her dönemimiz 3,5 ay sürüyor. Mezun olduktan sonra bir senelik gibi bir iş tecrübesiyle üniversiteden mezun olmuş oluyoruz. Siz de Amerika'daki bu üniversiteleri gözlemleyen de birisi olduğunuz için hani bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani aslında Amerika'daki üniversiteler biliyorsun 300 yıllık, 400 yıllık hatta 500 yıllık üniversiteler eski kurumlar. Eski kurumları dönüştürmek çok zor. O yüzden Amerika'daki üniversiteden gitmek istediği yere TOBB kurulurken varmış. Yeni işletmelerin, yeni kuruluşların, yeni girişimlerin böyle şansları oluyor. Yani sıfırdan kurduğunuz zaman o günün koşullarına göre kuruyorsunuz. Şu an benim ders verdiğim üniversite 200 yıl önce kurulmuş. Bugünün gerçeklerinden biraz kopuk oluyor. O açıdan çok önemli buluyorum. Yani TOBB'un bu üniversiteye mezun olduğunda bir yıllık staj gerçekten bugünün koşullarında üniversitenin varması gereken yer. Çünkü üniversite 100 yıl önce bilgi almak için gidilen yerdi ama şu an biz bilgi almak için nereye gidiyoruz? Google'a gidiyoruz. Bilgi var zaten. Yani bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Evet. Şimdi bizim ihtiyacımız olan şey neyi nerede bulacağımızı bize gösteren mentorlar, hocalar. Ama aynı zamanda bulduğumuzu nasıl bir araya getirip işleyeceğiz? Yaparak nasıl öğreneceğiz? Yani bir anlamda öğrenme artık okulun dışına sarkıyor. Siz de onu yapmışsınız. Tebrik ederim. Bence çok vizyon bakımından çok ileri derecede bir vizyon. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam siz her sene adaylara bir mektup yazıyorsunuz. Bu seneki mektubunuzu da okuduk. Rahat olmaları gerektiğini söylüyorsunuz. Şu anda stresli ve telaşlı bir dönemde oldukları için onlara ne söylemek istersiniz ekstra? Şimdi Ecem, karar veren herkes için geçerli. Yani ayakkabı alırken bile, değil mi? Stresli karar verdiğin zaman, böyle panik halinde karar verdiğin zaman yanlış karar vereceksin. Üniversite tercihi tabii önemli bir tercih. Ama ne kadar önemli onu da bir düşünmemiz lazım. Eğer bu işte hayatımın en önemli kararı, geri dönüşü olmayan bir karar ve bundan bu kararda hata yaparsam mahvolurum diye düşünürseniz hata yapmalısınız artıyor. Öncelikle ben mektupta da anlattım. Bu hayatınızın en önemli kararı değil. Çok da önemli kararlar vereceksiniz. Eskiden üniversiteye giderken bizim zamanımızda mesela hakikaten meslekler 30-40 yıl sürüyordu. Yani bir kişi bir mesleğe başlıyordu ve emekli oluyordu. Şöyle bir bakın bir önceki kuşaklara. Şimdi muhtemelen üniversiteye başlayanlar 3-4-5 değişik meslek sahibi olacak. Hayat o kadar hızlı dönüşüyor, değişiyor ki meslekler ölüyor, yeni meslekler çıkıyor. Yani şu an herhangi bir ilanı alıp bakın, o ilanda diyor ki mesela sosyal medya uzmanı. Bu hangi bölümde öğretiliyor? Yok böyle bir bölüm. Ya da varsa da işte farklı farklı bölümlerden gelen çocuklar da gençler de girebiliyor. Demek istediğim şu. Bu vereceğiniz karar, yapacağınız tercih önemli bir tercih ama çok kritik, işte hayatınızın en önemli tercihi değil. O yüzden rahat olun. Rahat olduğunuz zaman biraz daha geniş bakabiliyorsunuz. Biraz daha risk alabiliyorsunuz. Yani o zaman diyorsunuz ki ya biraz daha böyle sıkmadan, boğmadan, risk alarak da karar verebilirim. Çünkü işte hayatımın son kararı değildi. O açıdan tabii benim
ilk tavsiyem rahat olun. Ondan sonra da diyorum ki işte aynaya bakın. Mektupta hatırlarsın o bölümü. Yani aynaya kendini tanı. Kendini tanımadan karar Evet, veremezsin. evet. Kesinlikle hocam. Selçuk hocam, peki sizce bir üniversiteyi üniversite yapan etkenler nelerdir? Vallahi en önemlisi ne biliyor musun? Zaten adı da oradan geliyor. En önemlisi üniversitenin sizi evrensel bir sistematik içerisinde hayatla buluşturması, hayata hazırlaması ve oradan anlamda hayata sizi daha iyi hazırlayacak altyapı sunması. Biz buna literatürde sosyal sermaye diyoruz. Yani üniversitenin sunduğu iki şey var. Bir, işte ders içeriğiyle öğrendiğiniz kavramlar, beceriler vesaire, o var. Onu müfredatla alıyorsunuz. Sınıfa giriyorsunuz, öğretmenden alıyorsunuz. İşte stajda alıyorsunuz vesaire. Ama ondan belki giderek daha da önemli olan, eskiden çünkü içerik sadece üniversitede vardı. Biraz önce dediğim gibi başka yerlerden içeriği almak mümkün. Üniversitede öğrenilen ve öğretilen bilgi de eskiyor. Yani 3-5 yıl sonra anlamını yitiriyor. Dolayısıyla üniversitenin asıl verdiği şey, o üniversite olmasını sağlayan şey sosyal sermayedir. O da nedir? İlişkiler ağı. Kimi tanıyorsun, kiminle arkadaş oluyorsun. Yani hep deniyor işte arkadaşlarınızın ortak zekasını söyleyin, ben sizin zekanızı söyleyeyim deniyor. Arkadaş grubunuz, o network etkisi dediğimiz, şimdi mesela Harvard'ı hepimiz biliyoruz. Siz sanıyor musunuz ki işte Harvard'ın Harvard olmasının nedeni Harvard'da iyi dersler verilmesi değil. Harvard'da yani oradaki matematikle başka bir yerdeki matematik aynı matematik. Veren hocalar da Harvard'daki hocalar da diğer tarafların 3 kat daha iyi değil. Aynı hocalar aşağı yukarı. Fark nereden geliyor? Fark Harvard'a gelenlerin oluşturduğu bir halka var. Bir grup aidiyet kimliği var. Bence üniversitenin özellikle bu çağda vereceği en önemli değer, katacağı en önemli değer öğrenciye budur. Eğer üniversite öğrencisine bu ortak kimliği, bu network etkisini kazandırmıyorsa, istediği kadar dersleri iyi olsun, istediği kadar işte içeriği, teknolojisi şuyu bu iyi olsun. Yani o kimliği vermiyorsa diğerleri uzun vadede geçerliğini yitiriyor. Teşekkür ederim hocam. Hocam aynı zamanda soruları da alabiliyoruz. Yayınımıza katılanlar soru da sorabilirler. Şöyle Öyle bir mi? Soru gelmiş. İki sene çok sıkı çalışıp istediğim yere gelebilir miyim? Hani sanırım temelden bilgi olması şart mıdır? Yoksa hani 2 sene çok sıkı çalışıp İstediğim bölümde okuyabilir miyim gibi bir soru. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi 2 yıl sınavlara çalışıp 2 yıl sonra istediğim bölümü kazanabilirim. Soru bu mu? Evet, evet. 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 Yani açıkçası ne olabilir ki bölümü, ona yakın bir bölüm yoktur diye düşünürüm ben. Yani o bölüm, yani 2 yıl sonra, çünkü o gün hasta olursunuz. Türkiye'deki sistem öyle bir şey. Hasta olursunuz, 2 yıl sonra siz değişirsiniz. Anlatabiliyor muyum? 2 yıl uzun bir süre. Nedir mesela? Evet. Ben atıyorum işte atom fiziği okumak istiyorum. Puanım tutmuyor. 2 yıl çalışma atom fiziği okuyacağım. Örnek olarak veriyorum. Ama şu anda puanım fiziğe tutuyor ya da biyolojiye tutuyor ya da matematiğe tutuyor. Bir örnek vermeye çalışıyorum bölümleri bilmediğim için. Şimdi oraya girseniz, matematik okusanız 2 yıl sonra zaten o beceriler içerisinde göreceksiniz ki ya matematik okurken aslında atom fiziğinden çok da farklı değil. Belki yan dal olarak, bilmiyorum sizde yan dal var mıydı? Yan dal olarak yapabilirsiniz vesaire. Evet. Transfer olabilirsiniz. Yani 2 yıl sonraya ertelenecekmiş gibi önemli ne olabilir bilmiyorum. Yani tıpa girmek istiyorsunuz. Puanınız şimdi tutmuyor. İşte atıyorum sağlık bilimlerine tutuyor. Oraya girersiniz. 2 yıl sonra belki fikrinizi değiştirirsiniz. Belki o zaman tekrar transfer olursunuz. Hani iş transferleri de oluyor. Ben yapmam yani. 2 yıl beklemem. Hocam peki adaylar üniversite ve bölüm tercih ederken nelere dikkat etmeliler? İlk bence dikkat edilmesi gereken nokta şu. Ben kimim, neyi seviyorum, tutkum nedir? Ben o mektupta da yazmıştım. Tutku testi diye hemen burada yapalım. Yaparken zamanı ve mekanı unuttuğunuz uğraş nedir? Çok basit. Buna flow teori diyoruz biz. Bu akış teorisi, yaratıcılıkla ilgili bir teoridir bu. Diyor ki yaparken zamanı ve mekanı unuttuğunuz şey neyse siz oraya tutkuyla bağlısınız ve başarılı olursunuz. Şimdi bu mesela resim yapmak olabilir, dans etmek olabilir, işte ne bileyim bahçede, bağda, işte çiçekte, böcekle oynamak olabilir. Ne olabilir? Değişik değişik alanlara, eğer çocuklar, gençler tabii değişik alanlarda kendilerini sınadılarsa bu soruya yanıt vermede biraz daha kolay olabilir. Ama neyse o alan, o alanı, o tutku alanını bulduğunuz zaman
hayatınızın en önemli sorunlarından birini çözdünüz demek. İşte o zaman buna yakın ne var? Ona yakın mesleklerden, ona yakın alanlardan, disiplinlerden neyi seçerseniz seçin. Puanla bakmayın. İşte kimse orayı seçmiyor. Belki en düşük puan. Kimse iş bulamıyordu. Hiç önemli değil. Siz bulacaksınız. Çünkü artık devir şöyle. Yani herkes avukat. Avukat olduğunuz için bir avantajınız yok. Ama herkes işine tutkuyla bağlı bir avukat arıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani avukatlık mesleğini hiçbir ilginiz yok. Tutkuyla bağlı değilsiniz. Ama çevrenin baskısıyla, aile baskısıyla ya da çevrede herkes senin puanın tutuyor bak sen prestijli bir alan buraya git dersin ne oluyor? İşte görüyoruz etrafta örnekler o kadar çok ya bitiriyor avukatlık yapmıyor. Çünkü tutkusu o değil. O nedenle ilk yapılması gereken şey kendi becerilerini, kendi tutkularını keşfetmek. Ve tercih yaparken sıralamaya bakmadan kendi tutkularının sıralamasını yapmalar lazım. Kendi becerilerin sıralaması yapması lazım. Yoksa şimdi bizim mesela bu tercihteki sıralamalar hani çok istenen bölümler, az istenen bölümler bunlar neye göre belirleniyor? Bir önceki yıl giren öğrencilerin tercihleri. Sizin değil yani aslında baktığın zaman kuramsal olarak başkalarının tercihlerinin ortalaması. Yani bütün Türkiye portakalı seviyor diye sizin portakalı sevmek gibi mecburiyetiniz olmadığı gibi tercih yaparken de kendinizden yola çıkan. Öyle olduğu zaman biraz daha serbest oluyorsunuz. Biraz daha o zaman seçenekleriniz de artmış oluyor göreceksiniz. İkinci bir nokta da dünya artık entegre, global bir dünya. Yani bunu pandemiyle de görüyoruz iyi anlatı anlamda da. Birbirini işte görüyorsunuz orada bir virüs çıkıyor hepimizi etkiliyor. Ya da iyi bir şey oluyor, yeni bir inovasyon oluyor. Hepimiz işte Instagram'dayız. Bak Instagram Silicon Valley'den çıktı hepimizin hayatına girdi vesaire. Şimdi böyle bir dünyada herhangi bir üniversiteye girip 4 yıl o kampüste kalıp dünya ile hiçbir entegrasyon kurmadan mezun olursanız uzun vadede bu diplomanın sizin için anlamı olmayacak. Yani zaten şu anda yok. Mezun olduğunuzda dünya biraz daha entegre olacağı için biraz daha işiniz zor olacak. Dolayısıyla hem meslek seçerken Türkiye marketinin dışını da düşünerek seçin. Yani dünyada trendler nedir? Hangi alanlara ilgi var? Türkiye'de olmayabilir ama dünyada olabilir. Hem de dünya ile entegre olmuş üniversiteleri seçin. Mesela sizin üniversitenizi ben ilk NY'de bir öğrencimden biliyorum. Orhan Murat Bahtiyar. Belki bizi izleyenler arasında tanıyanlar da vardır. Topta çalışıyor kendisi. Orhan yaşı da ortaya çıkmasın. Ya. Bundan birkaç yıl önce diyelim. NYU'da benim laboratuvarımda çalıştı. New York Üniversitesi'ne geldi. Orada hatta top bursuyla okudu. Ondan da biliyorum. Başka öğrencilerimiz de oldu toptan. Dışarıyla bağı olan üniversitelere senin biraz daha dikkatle bakmasında fayda var. Hocam gelen soruları yine yönelteceğim size. Bir okuyucunuz meslekten çok disiplin önemli demiştiniz. Bunu bize biraz açabilir misiniz demiş. Tabii ki. Şimdi aslında biraz önce konuştuğumuz alanlarla ilgili 21. yüzyılın becerilerine baktığınız zaman işte mesela eleştirel düşünce becerisi diyoruz. İşte bir işbirliği içinde çalışma becerisi. Şimdi bu becerileri bir tarafa koyduğunuz zaman bunlar her disipline uyuyor. Peki disiplin ne, bölüm ne derseniz şimdi bölüm biraz önce dedik ki mesela şimdi sizin bölümde okulda var mı yok mu bilmiyorum ama bu mesela bir meslektir. Şu an çok rağbet gören bir meslek. 5 yıl sonra bilmiyorum yine rağbet görür mü görmez ama meslek seçtiğiniz zaman o meslek içerisinde hakikaten uzmanlık bir sahibi oluyorsunuz ve belki kısa vadede iş sahibi de olabilirsiniz. Fakat meslek eğitimi geçişkenliği düşük bir eğitimdir. Ama gidip mesela iktisat okursun, iktisat bir disiplindir. Sosyoloji bir disiplindir, psikoloji bir disiplindir, mühendislik bir yaklaşım olarak disiplindir. Bunlar geçişkenliği çok yüksek. Yani burada endüstri mühendisliği okuduğunuz zaman mesela ya da makine mühendisliği orada demiyor ki işte şu makinenin mühendisi. Geniş bir alan. O yüzden mesleklerden ziyade disiplinlere odaklanılmasında fayda var. İşletme ile iktisatın farkı da orada. Yani işletme uygulama sahasıdır, meslektir o anlamda. Ama iktisat daha geniş bir alanı kapsar. Yani eğitimin de iktisadı var, sağlığın da iktisadı var, gıdanın da iktisadı var, turizmin de iktisadı var. Her yere uyar. İstatistik mesela, değil mi? Matematik. Bunlar her yere uyan, her alana uygulanabilecek disiplinler. Uzun vadede geçerliliği daha yüksektir yani söylemeye çalışıyorum. Selçuk Hocam, peki sizce önce bölüme mi karar verilmeli, önce üniversiteye mi karar verilmeli? Bu çok tartışılan bir soru ama sorularda da çok çıktı bu. Benim için tartışması yok tabii. Benim için tartışmalı değil ama tartışılmasında fayda var tabii. O yüzden zaten gündeme getiriyorum her sene. Kesinlikle
üniversite seçilmeli. Önce üniversite. Yani biraz önce çünkü üniversiteyi tarif ederken hatırlarsın ne diyorduk? Üniversite evrensel bilginin öğrencilerle buluştuğu bir yer, üretildiği bir yer. Şimdi üniversitenin bu anlamda böylesine yüce bir kavramsallaştırmaya sahip bir kurumun kendi içerisinde bu ölçeği tutturamıyorsa oradaki bölümlerin de kalitesini tahmin edebiliyorsun. Yani ortalama bir üniversitede iyi kötü kavramlarını kullanmak istemiyorum ama ortalama bir üniversitenin iyi bölümüne mi gidelim? İyi bir üniversitenin ortalama bölümüne mi? Bu şimdi ortalamayı neye göre belirliyoruz? Tabii üniversite tercihlerine göre. Biraz önce tercihlere önem verilmemesi gerektiğini söylemiştim hatırlarsan. Yani oradan yola çıkarak tamamlayıcı evet, bir şey söylüyorum. Evet. Eğer iyi bir üniversiteye girerseniz o üniversitede size ne verecekler? Sosyal sermaye verecekler. Şimdi siz diyorsunuz ki mesela TOBA gelen herkes bir yıl iş tecrübesi sahibi olacak. 4 yılın sonunda 1 yıl iş tecrübesi sahibi olacak. Her öğrenci mezun olduğu zaman 1 yıllık tecrübeye sahip oluyor mu sizde? Tabii ki hocam, bu zorunlu. Bizde zorunlu. Ortak eğitim her öğrencinin yapması gereken bir zorunluluk. Yoksa mezun olamıyor. Şimdi TOB ETÜ diyor ki bölümün ne olursa olsun bize gelirsen bizim standartlarımız var arkadaş diyor. Bu standartlardan bir tanesi 1 yıllık tecrübe. Şimdi burada bölüm ayrımı yok. O yüzden üniversitenin genel nitelikleri önemlidir seçim yaparken. Ben ODTÜ mezunuyum. Hemen sizin üniversiteye yakın biliyorsun. Şimdi ODTÜ'ye girdiğin zaman o kampüsün bir havası var, oranın bir kimliği var, sizin üniversitenin şekilde. Böyle olunca zaten siz 2 diploma sahibi oluyorsunuz. Bir kendi seçtiğiniz alandan bir bilgi, beceri, meslek neyse ediniyorsunuz. Ama ondan daha önemli olan, çünkü oradan çıktığınız zaman 3 yıl sonra, 5 yıl sonra sizin hangi bölümden mezun olduğunuz önemini yitiriyor zaten mesleklerde geçişken olduğu için. Bütün aslında söylediklerim sistematik olarak birbirini destekliyor ama böyle ayrı ayrı anlattığımız için sanki bağımsız gibi görünüyor. Meslekler geçerliliğini yitirdiği zaman ne oluyor? Benim mesela ODTÜ'de mezun olduğum bölüm kapandı yani. O bölüm yok. Doktora da var, lisans da yok. Örnek olarak veriyorum. Yani meslekler değiştiği zaman, dönüştüğü zaman elinizde diploma kalıyor. Diplomanın da tepesinde üniversitenin adı var. O yüzden önce üniversiteyi seçin, sonra bölümü seçin. Teşekkür ediyorum hocam. Ben de size açıkçası bu konuda katılıyorum. Ben çok severek, isteyerek okumuştum bölümümü. Okulumdan da, üniversitemden de çok memnunum. Çünkü bana çok büyük katkıları oldu. Üniversitemiz çift ana dal, yan dal, bunlara da ayrıca çok önem veriyor. Hani bu da bizim ekstra farklı bir alanda kendimize donanım katmamız açısından da bize fayda sağlıyor. Bu çift ana dalı iyi ki söyledin Ecem. Bu Türkiye'deki üniversite sisteminin en büyük sıkıntısı şu. 18 yaşındaki gence diyoruz ki mesleğini seç, alanını seç ve değiştiremezsin kardeşim. Şimdi 18 yaşından 22 yaşına kadar gelinceye kadar işte yaşını ortaya çıkartmak için sormuyorum ama değişmişsindir sen de 22 yaşına geldiysen değil mi? O 4 yıl çok insanın kendisini daha iyi tanıdığı, çok değiştiği, dönüştüğü 4 yıl. Dolayısıyla öğrencilerin esnek olması lazım. Yani onlara esnek bir tercih sistemi sunmamız lazım. Amerika'daki sistem nasıl biliyorsunuzdur belki. Amerika'da 18 yaşında çocuk geldiği zaman, yani o yaşlarda genelde geliyor ya, seçmek zorunda değil. Seçtiyse değiştirebilir. Yani okulun son sınıfına kadar, 4. sınıfına kadar öğrenci isterse alanını değiştirebiliyor. Yani sosyoloji okuyacaktım diyor, ekonomiye geçiyor. Ekonomi okuyacaktım diyor, sanata geçiyor. Sanat okuyacaktım diyor, oradan başka bir alana geçiyor, işletmeye geçiyor vesaire. Bu geçişkenlik nereden geliyor? Bu geçişkenlik çocukların kendisinin gelişmesi, hayat değişiyor, dünya değişiyor. Yani işte pandemi diye bir şey oldu. Herkes şimdi Amerika'da sağlığa geçiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi sizin sunduğunuz bu ikili major, double major sistemi, ikili ne diyoruz Türkçe'de ona, double major'a? Çift ana dal, yan dal. Çift ana dal, teşekkür ederim. Çift ana dal bu anlamda bir çözüm. Yani öğrenci diyorsun ki sen buraya gel, sosyoloji var mı sizde, örnek olarak veriyorum mesela, psikoloji var mı genel sizde, işletme var, iktisat var, sen buraya gel, bunlardan birini seç. Hepsi var. İşte bunlardan birini seç ama 2. sınıfta derslerin iyi tutarsan başka bir alana da yönelebilirsin. Belki orada da uzmanlık sahibi olabilirsin. Olması gereken bu. Evet hocam, çok haklısınız. Hocam peki siz gözlemlediniz. Amerika'daki öğrenciler ile Türkiye'deki öğrenciler arasındaki fark nedir? Yani çok gözle görülür bir fark
olarak neyi söyleyebilirsiniz? Ben iki tarafta da ders verdim. Yani Türkiye'de de iki ayrı sene geldim ders verdim. Amerika'da evet. da tabii 20 küsur yıldır işte ders veriyorum. Benim gözlemlediğim Türkiye'deki öğrenciler daha ziyade sınavlar odaklı. Hem üniversiteden önceki sistem öyle işlediği için hem de üniversitedeki süreç öyle işlediği için çok sınav odaklı. Amerika'daki çocuklarda daha ziyade böyle hani proje odaklı diyebileceğim bir yaklaşım var. Bu tabii sizin üniversitenizde biraz daha farklı olabilir. Proje şey demek şu, yani bir şey üretiyorlar. Hani işletmeyse mesela bir girişim başlatıyor, bir kooperatif kuruyor, bir şeyi hayata geçiriyor. Mesela bizim alanlarımızda psikolojide olsun, eğitimde olsun bir gerçek bir sorunu alıyor toplumda, eğitimde, hayatta neyse. Ona yönelik çözümler buluyor, raporlar yazıyor vesaire. Türkiye'de bu uygulamalı, hani hayata dokunan çıktılar olan öğrenci sayısı biraz daha düşük gibi geliyor bana. O anlamda da tabii bizim eğitim sistemimizi gözden geçirmemiz lazım. Yani eleştire düşünce olmadığı zaman, inisiyatif alma olmadığı zaman, bir de bütün bu sözüne ettiğim çalışmalar Ecem, grup çalışmaları. Kimse tek başına bu söylediklerimi yapamaz çünkü. Girişim, startup başlatacaksa 3-5 kişi gelip yapıyor vesaire. Onları biraz daha Türkiye'de çoğaltmamız lazım. Mesela sizin üniversitede bu startup girişimcilik de bildiğim kadarıyla Orhan'dan biraz biliyorum. O alanlar da çok gelişkin. Bence şimdi ben üniversiteden mezun olduğumda 91 senesinde iki seçeneğimiz vardı. Ya devlet memuru olacaksın ya özel sektöre gideceksin. Başka bir seçeneğimiz yok. Ya da anne babanız zenginse gidip orada çalışacaksın. Şimdi mesela mezun olanlar için üçüncü seçenek girişimcilik. Yani varsa bir fikri git başla. Hemen git yola çık yani o Mevlana'nın deyişiyle. Yola çık yol görünür diyor ya. Yola çık yap bir şey. Bir sorun varsa toplumda evet. ve senin elinde bir çözüm varsa bir teknolojik çözüm olabilir bu. İnovatif bir yaklaşım olabilir. Git başla. O anlamda bence Türkiye'deki üniversitelerin önünde büyük bir fırsat var. Çünkü bizim gençlerimiz girişimci olmak istiyorlar. Ben bunu biliyorum. Evet. Selçuk Hocam, gelen sorulardan bir tanesi de sanırım bir ailemiz. Kendi çocuğunun ilerisinde hangi meslek dalı hani daha kendine avantaj sağlar bakımından meslek tercih ettiğini söylemiş. Oysa ki aile sevebileceği bir mesleği seçmesini istiyor. Siz buna hani nasıl genelde tersi olur yönlendirmek yani. İstersiniz? Hani, evet, genelde doğru olur. Söylüyorsunuz. Ya ben bu aileyi öncelikle tebrik ediyorum. Çok nadir olan bir şey. Genelde tersi olur evet. yani. Aile hani iş garantisi olsun da. Kesinlikle. De. Anladım. Şimdi bu aileyi ve çocuğunu tebrik ederim. Bir kere bu diyaloğun olması da güzel bir şey. Ama günün sonunda tercihi tabii her zaman bence çocuk diyoruz da 18 yaşında yetişkinlerden söz ediyoruz. Gençlerin yapması evet. lazım. O noktada da yani eğer tutkusu hiç olmayan bir alanda sırf iş garantisi olacak 5 yıl sonra işte herkes diyor ki işte ne bileyim Elon Musk'tan dolayı yola çıkalım işte uzay bilinen neyinde çok gelecek var. Hadi orayı yazalım ama bir tutkum yok. Çok da bilmediğim bir alan. Belki o spekülasyonlar doğru çıkmayacak. O yüzden ben hep tutkuya dönüyorum. Eğer tutkunuz varsa alan değişse bile siz ona yaratıcı bir çözüm bulabiliyorsunuz. Yani zaten dünyadaki bu kendi alanda zirveye çıkmış insanlara baktığımız zaman hep ortak bir şey görüyoruz. Yani işine tutkuyla bağlılar. Tutkuyla bağlı olduğu zaman sürekli çalışıyorlar. Bazen kimse kıymet vermiyor. İşte bu aşıyı bulan Türk bilim insanlarının hikayesine bakın. Seçtikleri alan, seçtikleri zaman popüler olmayan bir alan. Uzunca yıllar başarısız projeler yapıyorlar. Deneyler başarısız oluyor. İlaç, patent girişimleri başarısız oluyor. Sonra ısrar ettikleri için, direndikleri için, tutkuyla bağlı oldukları için bütün o engelleri, başarısızlıkları, kapanan kapıları tutkularıyla açtıkları için sonucu işte biz hepimiz artık o son halini görüyoruz ve diyoruz ki evet bunlar dahi. Bunlar işte doğuştan böyle. Halbuki değil. Kendine baktığınız zaman tamamen tutkuyla bağlı, emek dolu bir hayat. Aynı şey hepimiz için geçerli. Yani hepimiz illa onlar kadar sonuçta başarılı olmayabiliriz ama hepimiz kendi zirvelerimize o şekilde tırmanabiliriz, çıkabiliriz. Selçuk Hocam, gelen sorulardan bir tanesi de barajın düşürülmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi barajın düşürülmesine iki iyi ve kötü olarak iki şekilde bakabiliriz. Öncelikle baraj bize şunu söylüyor. Türkiye'deki lise eğitimi, orta öğretim dediğimiz eğitim kurumları
istediğimiz manada bizim çocuklarımızı beceri kazandırma noktasında istediğimiz yere getirmiyor. Dolayısıyla bizim burada çözmemiz gereken bir sorun var. Bu noktada ne yapabiliriz? Eğitim sistemimizdeki bu temel sorunu nasıl çözebiliriz? Bence hepimizin buraya odaklanması lazım. Çünkü 100 puanı biliyorsunuz, isminizi yazınca veriyorlar. Geriye kalan o 40 puan içinde 12-13 tane soru çözmeniz yetiyor. Bunu bile yapamayan çocuklar var. Bunu bile yapamayan yüz binlerce gencimiz var. Burada bir soru işareti. Bunu bir tarafa koyuyorum. Bu sisteme dair bir şey. O insanlara dair değil. Sistem, öyle bir sistem kurmuşuz ki lise sona geldiğinde biz gençlerimize temel beceriler kazandıramıyoruz. Oturup aynaya bakmamız lazım. Ülke olarak biz bu eğitim sistemini nasıl reform ederiz? Nasıl daha iyileştiririz? Bunu bir tarafa koyuyorum. Şimdi öbür tarafta şu var. Pandemi dolayısıyla zaten olağanüstü bir ortamdan geçiyoruz. Yani bu sene sınava girenlerin son 1,5 yılda arkadaşlarıyla bir arada öğrenme fırsatları pek olmadı. Öğretmenlerine uzaklar vesaire. Bunun bir etkisi mutlaka olmuştu. Matematik soruları bu sene biraz sıkıntılıydı. Ben de gördüm yani matematik sorularının reliability'si, geçerliliği, güvenliliği noktasında sıkıntılar vardı. O şekilde de açıklanabilir değişmesi. Ama bir üçüncü nokta var yani. O yüzden iyi ki değişti diyorum hocam. Şimdi yüz binlerce, kaç bin olduğu belli değil. Yani 300 bin rakamını gördüm, 500 bin rakamını gördüm. Yüz binlerce genç bu baraj düştüğü için üniversiteli olacaksa bu iyi bir şeydir. Neden biliyor musun? Bu gençler üniversite olmasa muhtemelen evinden, mahallesinden, köyünden, kentinden çıkma fırsatı olmayacak gençler. O yüzden destekliyorum. Biraz önce ne diyorduk? Üniversite sosyal sermaye sunar. Şimdi mahallede oturuyorsun, mahallede spor yapma, kültüre, hizmetlere, sanata ulaşma fırsatın yok. Akranlarıyla bir yer olanağı sınırlı. Özellikle kız öğrenciler için taşrada bu biraz daha sınırlı. Eğer onlara yeni bir fırsat verildi, üniversite olacaklarsa ben bunu alkışlıyorum. Evet. Haklısınız hocam. Hocam peki mezun olduktan sonra yurt dışına açılmak nasıl bir süreçti? Hani bunu siz gözlemlediğiniz için böyle çok mezunumuz da var. Onlarla ilgili çok soru da geliyor şu anda. Ne söylemek istersiniz yurt dışı şimdi, hakkında? Yani Türkiye yurt dışına en çok öğrenci gönderen nüfus olarak büyüklüğümüz itibariyle ülkelerden bir tanesi. Amerika'da da ilk 10'da zaten 6. 7. sırada en çok öğrenci gelen. Dolayısıyla aslında herkesin bildiği bir süreç. Ben orada yurt dışına gidebilen ve gidemeyen disiplinler, alanlar olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Eğer becerileriniz o temel 21. yüzyıl becerilerine sahipseniz, bunun da başında yabancı bir dil geliyor. Yabancı dil bir dil olmadan yurt dışına gidip başarılı olmaz mümkün değil. O yabancı dil de %70-80 oranında İngilizcedir. Yani başka bir dil, hani Almanca, Fransızca bir noktaya kadar belki olabilir ama İngilizce olmadan dünyada şu koşullarda iş bulmanız, arkadaş bulmanız, girişimde bulunmanız neredeyse imkansız. Yani İngilizce evrensel dil oldu. O nedenle üniversite eğitiminden önce İngilizce sorunu çözememiş bütün gençlere buradan çağrıda bulunayım. Üniversitede bu sorunu çözmeniz lazım. Başka şansınız yok. Yani biraz önce dedik ki yani bu yurt dışına gitmenize gerek yok. Yani ben yurt dışına gitmek istemiyorum. İşte ben Kars'tayım dedim ya. Üniversite diploma alacağım. Kars'a geleceğim. Köyde işte kooperatif kuracağım hocam. Senin de İngilizce bilmen lazım. Çünkü o kooperatifi kurduğun zaman satacak ürünü yurt dışına göndereceksin. Ya da neyse kurduğun iş. Orada ihtiyacın olan kaynakların çoğu İngilizce olacak. Satmaya çalıştığında, almaya çalıştığında, işbirliği yapmaya çalıştığında kullandığın dil İngilizce olacak. Eğer İngilizcesi sağlam değilse bu çağda üniversite mezununun, İnanın sadece dünyaya açılma, yurt dışına gitme noktasında değil. Türkiye'de de önümüzdeki dönemde işi çok zor olacak. Evet hocam. Hocam yine sorular gelmeye devam ediyor. Sorulardan birkaçı da şu yönde. Hangi meslek seçeceğini bilmeyen bir çocuğa ben nasıl katkı sağlayabilirim? Yani aileleri de biraz böyle destek olacak bir şey söylemenize ihtiyaçları var şu anda. Tabii. Ya bir kere işte meslek değil disiplin derken bunu kastediyorum. Yani meslek zor, seçmesi zor ya. Benim de bu arada oğlum var, 18 yaşında, ilk büyük oğlum. Yani tarihçi olacağım dedi, sonra iktisatta karar kıldı, sonra political siyaset bilimi yaptı. Biraz bana benzediği için alanlar da oraya geliyor.
yani daha birinci dönemde tarihi bıraktı. Sonra yani sürekli gidip geliyor. Amerika'da buna biraz önce dedim ya müsait sistem. Dolayısıyla disiplin olursa eğer, mesela iktisat bir disiplindir. Yani genel sosyoloji bir disiplin, psikoloji bir disiplin. Bunlardan birini seçtiği zaman ya da istatistik ya da matematik neyse artık temel bilimler diye geçer Türkçe'de bildiğim kadarıyla alanlar. Fen edebiyat fakültelerindeki alanlardan söz ediyorum. Onlardan birini seçerse zaten uzun vadede yani kendi alanında bulduğu zaman o bir hani İngiliz anahtarı gibi o beceriler her yere uyar. Bir de şöyle bir şey olabilir. Tabii çok geç hani bir haftada bunu yapmak çok zor. Ama bizi izleyen velilerin en azından küçük yaştan bunu başlatmaları lazım belki de. Yani çocuklar kendilerini tanıma süresini iyi yaşarlarsa, farklı farklı mesleklerden bireylerle tanışırlarsa, onları görüp onlara sorular sorarak hatta biz buna shadowing diyoruz. Yani gölge olarak bir gün gidip onları izlerler iş yerinde şunu. Biraz daha fikir sahibi olurlar. Çünkü bazen bir meslek çok arzu edilir. Hani bir gün gidip o mesleği gözlem yaparsanız mesela ben mesela gençken avukatlığı çok özeniyordum yani. Ama bir gün bir avukatın ne yaptığına falan baktım. Bana göre değil yani. Hakikaten bayağı bir ezber gerektiriyor. Bayağı bir işte evrak takibi şu bu falan gerektiriyor. Bana göre değil. Genelde öğrenciler, gençler bu anlamda da korkular olduğu için hani meslekleri yanlış tanıdıkları için. Bence Sokratik diyalog dediğimiz böyle soru cevap soru cevap işte ne istiyorsun? Yani en çok sevdiğin şey nedir? Hani gözünü kapatıp sabah öğle akşam yemeğini unutarak yapabileceğin uğraşlar nedir? Onlar alt alta yazdığınız zaman oradan bir alana doğru bir kayma bulabilirsiniz. Yani vardır herkesin tutkularının kesiştiği bir alan, bir disiplin, bir meslek. Kesinlikle hocam. Ben de şunu eklemek isterim. Ben TOBETÜ mezunuyum. İç mimarlık ve çevre tasarımı mezunuyum. Ben küçüklüğümden beri hep bir şeyleri birleştirmek, küçük maketler yapmak en büyük tutkumdu. Çok yatkındım. Çok hani mimar olmayı çok istiyordum. TOBİ Üniversitesi'ne geldiğimde de bizde ortak eğitim süreci var. Ve biz farklı dallarda aynı sektörde farklı şekillerde staj yapabiliyoruz. İlk stajımız şantiye stajı, diğer stajımız mobilya stajı, diğeri de ofis stajı şeklinde oluyor. Ben hangisinde mutlu olabiliyorsam aslında okurken bunu da deneyimlemiş oluyorum. Şantiyeye Süper. gidiyorum, şantiyenin aslında bana uygun olmadığını gördüm. Mobilya stajının aslında beni çok mutlu etmediğini gördüm. Ofis stajında çok mutluydum. Ama ofis stajı gibi ben aynı zamanda okulda işte 3 ortalamanın üstündeyseniz okul kendi bünyesinde araştırma görevlisi olarak alıyor. Bu bir tek ortak eğitiminizi o şekilde yapabiliyorsunuz. Asistan olarak devam etmiştim ve ben mezun olduktan sonra ben burada çok mutluyum. Ben akademisyen olmak istiyorum. Çünkü öğrencilerle iletişimimi çok seviyorum. Mesleği çok seviyorum. Hani bunu keşfettim. Sonra yüksek lisansla devam ettim yine aynı üniversitede. Şimdi doktora yapıyorum. Bana sorsanız ben gerçekten hayatımın en doğru kararını verdim. Hani bunu gerçekten herkesin yaşamasını isterim. Ben aynı şekilde sorulardan devam edeceğim. Araya girdim. Kusura bakmayın Ama sizi yok iyi böldüm. yaptı, iyi yaptı. Mesela bak senin hikayende aslında öğrenilecek çok ders var. Yani orada küçük bir şey söyledin. Hani aslında mimarlığı çok istiyordum dedin. Ama bir tecrübeden sonra anladın ki bana göre değil. Yani şantiyelerde bu işlerin peşine koşmak bana göre değil. Orada işte öbürünü test ettin, öbürünü test ettin. En son geldiğin noktada burada kendine bir alan yarattın. Yani iç mimarlıkla başladın. Şimdi doktora yapıyorsun, öğretmen olacaksın mesela. Geldiğin yer de dönüşüyor biraz. Dolayısıyla mesleklerin aslında bizim tahmin ettiğimiz gibi böyle hani beton döker gibi bir şey, bir kalıp var. Ben kendimi o kalıba sıkıştıracağım diye bir şey de yok. Yani öyle mesela iç mimar olursun ki aynı zamanda mimarlığı da yapacaksın. Ben uzun vadede hikayeni devam ettirdiğinde eğer gerçek manada mimarlık vardı ise içinde o zaten çıkacak bir şekilde, daha iyi bir şekilde çıkacak üstüne. Evet hocam çok teşekkür ediyorum desteklediğiniz için de. Hocam sorulardan biri de şu yönde. Puanı yani bunu zaten konuştuk ama puanı ortalama bir bölüme yetiyor. İstediği bölüm olmuyor. Bir sene daha beklesin mi yoksa denk gelen bölümü mü seçsin diye bir soru var. Yani
O iki bölüm arasındaki farkı ben merak ederim burada. Yani bölümlerden bir tanesi diş hekimliği, öbürü atıyorum halk ve ilişkilerse bekle tabii. Yani çünkü ikisi apayrı bölümler. Ama biri sosyoloji, biri işte psikoloji ise bekleme. Çünkü bunlar birbirinden çok da uzak alanlar değil. Çift ana dal fırsatı var. İşte transfer diyorsunuz değil mi siz de ona? Hani yatay geçiş fırsatı var. Sosyolojinin psikolojisi var, psikolojinin sosyolojisi var. Anlatabiliyor muyum? Değişken geçişkenlik var. O yüzden alanlara bakarım. Yani bir sene beklesem tıpa girerim ama bu sene işte ne bileyim sağlık bilimlerinde işte mühendislik olabilir, sağlık biliminin başka bir boyutu olabilir. Ona giriyorum. Bence beklemenize gerek yok. Çünkü zaten tıp da sağlık bilimleri mühendislik anlamında söylüyorum. Birbirleriyle artık yaklaşıyorlar. O alanlar zaten dünyada bazı üniversitelerde birleşmiş. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Evet hocam. Hocam bir de gelecek hakkında bir sorumuz var. Bu üniversite eğitimini 50 yıl sonra nasıl bir hal olacağını düşünüyorsunuz? Sizin düşüncenizi merak ediyorlar. Valla 50 yılı bile bulmayacak. Bence bizim şu an konuştuğumuz tarz üniversite eğitimi ciddi anlamda ortadan kalkacak. Yani bu kadar yoğun bir şekilde herkes üniversite olmak zorunda kalmayacak. Ama öbür taraftan belki eğitim 2 yaşında başlayacak, 3 yaşında başlayacak. Yani okul öncesi döneme doğru kayacak. Şimdi üniversitede 4 kritik yıl var ya aslında o 2 yaşla 6 yaş Evet. arası, 3 ile 3 yaşta 7 yaşa kayacak. Peki üniversiteler ne olacak? Üniversiteler şu an bizim gördüğümüz hani yüksek teknoloji enstitüsü diyoruz, uygulama üniversitesi, araştırma üniversitesi diyoruz ya. Biraz oraya kayacak. Yani inovasyonun yapıldığı işte bu aşıların bulunduğu, patentlerin geliştirildiği, teknoloji yeni dünyanın yeni sorunlarına teknolojik çözümler bulunan yerler olacak. Biraz daha böyle o klasik manada hani orta çağ sonrası Rönesans'la birlikte üniversiteleri hatırlarsan filmlerden falan belki görmüşsündür. O hoca var, işte 3-5 tane talebesi var ve bir dertleri var. Oraya doğru biraz evrilecek gibi geliyor bana. Sorularla devam ediyoruz hocam. Üniversite tercihinde Türkiye'yi mi tercih etmeliyim, yurt dışını mı tercih etmeliyim, yoksa yüksek lisans ve doktora da mı yurt dışı tercih edilmeli diye bir soru gelmiş. Daha bugün bunu birkaç meslektaşımla konuşuyorduk. Çok güzel bir soru. Ben kesinlikle üniversite aşamasında Türkiye'de yurt içinde eğitimi tavsiye ediyorum. Çünkü Türkiye'de çok iyi üniversiteler var. Yani eskiden kurulmuş üniversiteler var, 2000'den sonra kurulmuş üniversiteler var. Bunların içerisinde hakikaten sizi dünya çapında becerilerle donatacak altyapıya sahip okullar var. Sizin okul onlardan bir tanesi, başkaları da var. Şimdi bu öyle fırsat varken, kendi ana dilinde, kendi akranlarıyla, kendi network'unla gelişme fırsatı varken bence bunu değerlendirmek lazım. Ama yüksek lisans ve doktora da aynı şeyi söylemeyeceğim. Özellikle doktora safhasında yurt dışını kesinlikle öneriyorum. Yüksek lisans için de alana göre tabii değişmekle birlikte onu da öneriyorum. Tabii ideali lisans aşamasına itibaren yurt dışı ile bağlantılı, yurt dışı ile ilişkileri iyi olan, dünyaya açılma fırsatı sunan okulların olması. Yani şimdi Erasmus da var. Şimdi bizim gençliğimizde yoktu Erasmus. Erasmus büyük bir fırsat. Erasmus sizde de var mutlaka. Yurt dışına gitmek Evet. okurken yani o 4 yıllık dönemde yurt dışı tecrübesi mutlaka fırsat gelirse mutlaka gidin Hocam peki sizce geleceğin meslekleri hangi yönde ilerliyor? yani. Geleceğin meslekleri yani o konuda benim bir yazım da var ama yani listesini bulabilirsiniz. Meslek olarak değil de genelde beceri olarak bunlar sıralanıyor. Yani bir tanesi işte psikoloji söyledik. Öbürü data ile ilişkili. Yani data mining diye de geçer bu. İşte istatistik diye de okuyabilirsiniz. Farklı farklı kaynaklardan çok yoğun data birikimi var. Yani sosyal medyada olsun, internette olsun, pazarlama anlamında olsun. Bütün bu verileri toparlayıp bir şekilde herkesin anlayacağı çözüm odaklı işleyen bireylere, uzmanlara ihtiyaç olacağı söyleniyor önümüzdeki dönemde. Bir başka alan sağlık. Sağlıkta da sadece tıp ve doktorluk olarak düşünülmesin. Çok daha geniş bir alan. Yani mühendislik içerisinde çok ciddi bir sağlık odaklı çalışma var. Sosyal bilimlerde, sosyolojide mesela işte şimdi aşı üzerinde mesela aşı var ama aşı olmuyor insanlar. Neden? Bu sosyolojik bir sorun. Şimdi psikolojik boyutu da bir anlamda var. Yani sağlıkla ilgili çok geniş bir perspektifte yani bir tarafı hemşirecilik okullarına gidiyor.
Ama öbür tarafı işte tam o mühendislik alanı şu an aklıma gelmiyor ama sağlıkla ilgili mühendislik diye ben söyleyeyim. Ne olursa olsun o alanlara doğru yönelme var. Sektör olarak sağlık önümüzdeki dönemin en önemli sektörü olacak deniyor. Ya bir diğer alan şimdi Türkiye'nin yaşadığı son yangınlarla birlikte global ısınma üzerine de biraz düşünmemiz gerekiyor. Yani global ısınmanın nasıl giderileceği, insanların tüketim alışkanlıkları nasıl değişecek, gıda, biraz daha gıdayı daha verimli üretip daha iyi bir şekilde çevreyi zarar vermeden gıda ve yiyecek anlamında inovasyona ihtiyacımız var. Şöyle bir kabaca bir spekülasyonda bulunayım. Biraz fütüristlik de yapalım seninle birlikte Ecem. Şimdi bundan işte geçtiğimiz 20 yıl diyelim. Dünyanın en başarılı, en becerikli gençleri hangi alana yöneldi? Teknolojiye yöneldi. İşte şu an kullandığımız teknoloji, telefonundan içindeki software'ine kadar hep o gençlerin son 20 yılda inovasyonun odaklandığı alan o. Silicon Valley dediğimiz iş bu. Teknoloji, yüksek teknoloji dediğimiz zaman dijital teknoloji, işte algoritması olan, kodlamaya dayalı, bilgisayar odaklı değil mi? Şimdi burada aslında bir belli bir doruğa geldik. Yani burada artık fark yaratmak biraz daha zor. Hani hemen gireyim yeni bir Instagram, yeni bir Google, böyle bir fırsatımız yok. Oyuncular belli, belli bir gelişmişliğe geldi. Benzer şekilde önümüzdeki dönemde bence inovasyonun gideceği, becerikli gençlerin, yetkin gençlerin yöneleceği alanlar bir tanesi gıda, öbürü tekstil, yani giyim kuşam. O alanlarda yani biz şimdi yediğimiz yemeklerin çoğu 2000-3000 yıldır aynı şekilde pişiyor. Aynı şekilde üretiliyor. Yani baktığın zaman buğday, pirinç ya da et ya da vegetable. Bu alanda inovasyona ihtiyaç. Yavaş yavaş Amerika'dan çıkmaya başladı. Başka yerlerde de var işte. Et yapıyor. İçinde et yok. Impossible Burger aklıma geldiği için söylüyorum. Türkiye'de de bu alanda tarımsal üretimin önemli bir boyut Türkiye için. Ciddi inovasyona ihtiyaç var. O alanda da bence büyük bir gelecek var. Aynı şey tabii yediğimiz, giydiğimiz kıyafetler için de geçer. Buyur. Hocam bir adayımız var. Çok aynı soruyu sormuş. Lütfen benim sorumu sorun yazmışlar. Onu kırmak istemiyorum. 2 yıllık mı, 4 yıllık mı tercih etmeliyim diye bir soru sormuş. Lütfen görün dediği için de size tabii sormak de istiyorum. Hiç fark etmez. 2 yıl olsun, 4 yıl olsun. Yeter ki tutkuyla bağlı olduğu bir alanı seçsin. O alanda neresi, hangi üniversite, sadece kendi alanında değil, aynı zamanda biraz önce tarif ettiğimiz anlamda network sunuyorsa, sosyal sermaye sunuyorsa, dünyaya onu bağlama fırsatı veriyorsa oraya gitsin. 2 yıl, 4 yıl fark etmez. Sizce en iyi eğitim nerede veriliyor diye de bir soru var. Yani nerede derken hani Türkiye yurt dışı olarak mı soruluyor bilmiyorum. Hangi ülkede? Hani. Evet, aynen öyle. Ülke arası. Yani ülkelerin içerisinde çok değişkenlik var. Bakın Amerika dünyanın en iyi üniversitelerine sahip bir ülke. Benim ders verdiğim üniversitede havasını atayım. Dünyanın en iyi 30 üniversitesinden bir tanesi. Ama aynı zamanda Amerika'da liseyi bitirip temel okur yazma becerisi olmayan öğrencilerin oranı %20'yi geçiyor. Öyle üniversiteler var ki Amerika'da, yani 5000 tane üniversite var. Öyle üniversiteler var ki Türkiye'deki lise seviyesinin çok da altında. Bilmiyorum anlatabilir miyim? Yani Türkiye'de öyle üniversiteler var ki Amerika'daki en iyi okulla yarışır. Dolayısıyla o anlamda küçük küçük ekosistemlere bakmak lazım. Yani ODTÜ üzerinden kendi tecrübemden söyleyeyim. Ben ODTÜ'den mezun olduğumda Amerika'ya gittim. Master doktoraya başladım. Bir yıl hiç ders yapmadım. Çünkü ODTÜ'de bana verilen lisans eğitimi oradaki yüksek lisans seviyesindeymiş. Bizim haberimiz yokmuş yani oraya gidince öğrendim. Hocam vakıf üniversiteleri ve devlet üniversiteleri hakkında ne düşünüyorsunuz diye de sorular geliyor. Şimdi üniversitenin kaynağının nereden olduğu öğrenci için o kadar önemli değil. Yani size hangi fırsatlar veriliyor ona bakmamız lazım. Evet. O yani vakıf üniversitesi mi, devlet üniversitesi mi o daha farklı bir programın konusu. Hani bu programın konusu değil. O yüzden çok detayına girmiyorum. Çünkü makro bir soru. Ama bence tek tek üniversiteleri değerlendirmek lazım. Seçim yaparken de hangi üniversite benim tutkuyla bağlı olduğum alanda bana kendimi geliştirmek için en iyi olanakları sunacak. Bir de o global connection'ı hep vurgu yapıyorum. Yani sadece işte kendi mahallenizde kalarak bunu tırnak içinde söylüyorum. Sadece kendi mahallenizde kalarak
dünyayı keşfedemezsiniz. Çok güzel dediniz hocam. Hocam yazdığınız mektuplara dönüşler nasıl adaylardan, ailelerden? Bu da merak ediliyor. Ben bu mektupları yani 5-6 yıldır yazmaya başladım. Hürriyet'te köşeye yazarken önce orada koyuyordum. Sonra başka mecralarda kafada yazıyorum. Şimdi orada her sene kullanıyorum. Yani birkaç geri dönüşler çok pozitif tabii. Yani ben çok şanslı bir yazarım. Türkiye'de diğer yazarlar da eminim kendilerini öyle hissediyordur ama ben şimdi Amerika'da yaşadığım için burada gezip dolaşıyorum. Gittiğim her yerde yolda görünce durdurup teşekkürlerini söyleyen bütün okurlarıma, buradan gençlere, ebeveynlere teşekkür ediyorum. Çok pozitif. Birkaç nokta var orada yazdığım. Yani işte diyorum ki bölüm değil üniversiteye baktım mesela. Bazıları ona itiraz ediyor. Bu da güzel bir şey itiraz edilmesi. Diyorum ki dünyayla bağı olmayan üniversiteye gitmeyin. Ona itiraz edenler oluyor. İşte meslek değil disiplin seçin diyorum. Ona itiraz edenler oluyor. Bu da doğal yani. Söylediğiniz her şey olduğu gibi kabul edilmesin. İtiraz ederek, eleştirerek bence içselleştirebiliyoruz. Ama mektup yazmayı seviyorum. Öyle de devam edeceğiz her sene. Bu arada mektuba ulaşmak hocam, çok isteyenler güzel. Selçuk Şirin, evet. İngilizce yazıyor. selçukşirin.com adresine giderlerse mektup orada var. Zaten siz de paylaştınız, ben de paylaştım. Instagram'da, Twitter'da var. Teşekkür ediyorum hocam. Hocam aynı şekilde aileleriniz çok merak ediyorlar. Hani onlara ne önerirsiniz? Böyle bir süreçten geçtikleri için hani konuştuk ama hani onları da unutmayalım. Adaylarımızdan tabii. konuşuyoruz ama aileler de çok önemli. Öncelikle ailelere hatırlatayım ya, benim oğlum dahi yeni üniversiteye girdi. Geçen sene aynı sıkıntıları ben de yaşıyordum. Yani çocuklardan çok biz tabii bu stresi yaşıyoruz ebeveynler olarak. Çünkü bir kere para bizden çıkıyor değil mi? İkincisi uzun vadede çocuğumuz için en iyisini istiyoruz. Genelde biz ebeveynler olarak en iyisini isterken bizim kriterlerimiz çocuklarımızdan biraz farklı oluyor. Biz genelde hani iş garantisi olsun, uzun vadeli hani ekonomik sıkıntı içinde yaşasın istemez kimse çocuğunun. Biraz oraya doğru ön yargılarımız var. Ama orada da yani çok zor biliyorum. Ben de bu sınava geçemedim. Bütün ebeveynlere söylüyorum. Yani ben bunu söylüyorum. Ben yaptım olarak söylemiyorum. Zorlandığım bir alan. Ama şunu unutmayalım. Bizim üniversiteye dair, mesleklere dair algımız, yargılarımız 30-40 yıl önceki verilere dayanıyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum hocam? Yani ben 1986'da üniversiteye girerken kafamda bir cetvel var, bir sıralama var. Ben mesleklere halen daha biraz oradan bakıyorum. Yani değiştirememişim. Değiştiremediğim için de oğlum bana gelip ya şu alana yöneleceğim, şu mesleği istiyorum, şu disiplini seçeceğim dediği zaman benim kullandığım referans sistemi aslında miadını doldurmuş. Yani kullanma ömrü bitmiş bir sistem. O yüzden çocuklara biraz daha kulak vermemiz lazım. Yani biz çünkü çok farkında değiliz yeni trendlerin. Onlar bizden daha çok farkında. Bir de şeyi unutmayın yani biraz itebiliriz çocukları. Biraz dürtükleyebiliriz. Hani biraz böyle arkadan sıvazlayarak yönlendirebiliriz. Ama zorlayamayız. Zorlarsınız. Bir şekilde zorlayarak onları bir tercihe mecbur bırakabilirsiniz. Ama inanın uzun vadede pişman olacağınız bir karar olur. Yani ben zorla tercih edilip uzun vadede mutlu olan çocuk çok az gördüm. O kadar çok örnek var ki yani annesinin babasının işletmesi var, tekstil işletmesi. Çocuğu zorla yazdırmışlar işletme oku diye. Tiyatrocu olmak istiyor çocuk. Yani farklı işte illa tıp oku diyor bilmem ne oluyor ondan sonra. Bakın Türkiye'de kendi alanında çalışmayanların oranı o kadar yüksek ki. Yani çalışıyor çocuk başarılı ama başka alanda çalışıyor. Kendi alanında niye bu alanı okudun o zaman? Çünkü baskı olmuş. O yüzden yani biraz yani biz ebeveynler olarak bildiğimiz her şeyi kaygılarımızla birlikte paylaşalım. Yani sen şu alanı istiyorsun bu alanda oğlum ekmek yok. Kızım ekmek yok, aç kalırsın, yoksul kalırsın, veriler şu. Bütün bildiğimiz neyse onu birlikte araştıralım. Gel birlikte bakalım. Bunları masaya koyun. Zaten eğer dediğiniz veriler hakikaten bugün içinde geçerliyse ve ikna ediciyse zaten çocuğunuz sizi dinleyecektir yani. Ya da size biraz daha yaklaşacaktır. Yani illa
sizin dediğinizi yapmayabilir ama ona yakın bir şey yapabilir. Bu diyalog faydalı bir diyalog ama bu diyaloğun sonunda da çocuk yine istemiyorsa sonuçta onun hayatı. Belli bir noktadan sonra kenara çekip alkışlamaktan ve onları desteklemekten başka çaremiz yok. Unutmayın, tutkuyla bağlıysa eninde sonunda başaracaktır zaten. Hocam çok güzel özetlediniz. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok keyifli bir sohbetti. Ben de çok mutlu oldum. Adaylarımız da umarım kendilerine düşen hani cevapları bulabilmişlerdir. Çok güzel bir yayındı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayrıca son derece profesyonel bir şekilde modere ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim mesleki hocam. Olarak bu formasyona sahip olduğunuzu düşünüyordum ama değil. Anladığım kadarıyla iyi bir öğretmen adayısınız, iyi bir akademisyen adayısınız. Buradan da belki başka bir sonuç çıkartmış oluyoruz. Bakın şimdi siz bu moderasyonu yapa yapa bir süre sonra bakacaksınız. Ya ben burada da iyiymişim. Oradan da belki başka bir pencere açılacak. Hayat biraz böyle. Hocam üniversitemize de bekliyoruz. Muhakkak hani sizi görmek isteyen öğrencilerimiz, canlı görmek isteyen Tabii, sizin tabii. imza günleriniz de oluyor ama burada üniversitemizde görmek bizi çok mutlu eder. Sizi davet ediyoruz. Müsait olduğunuz zaman, ne zaman isterseniz çok mutlu oluruz ağırlamaktan sizi. Çok teşekkür ederim. Ben de ilk fırsatta gelmek isterim. Orada çok sevdiğim, saydığım meslektaşlarım var. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere hocam. Kendinize çok iyi Görüşürüz. bakın. Siz de hoşça kalın.